Singapur'la yarışabilir, rekabet edebilir hale geldi. Ve birçok artıları da diğerlerinden çok daha farklı. Çünkü bu coğrafyada yaşayan, bu sektörde olan insanların bu çalışma aşkı diğer ülkelerdeki bu sektörün içerisinde olan arkadaşlarımıza fark atıyor. Bizler bu anlamda gerçekten yani sektörün çalışanlarına, sektörün paydaşlarına daha doğrusu özellikle hizmet sektörünün paydaşlarına gerçekten kocaman bir alkış vermemiz gerekiyor. Ben bu girizgahla birlikte size bir tane slide şey yaptım, paylaştım. Sağ olsun Muhammed Hocam yardımcı oldu. Bakın Gözüküyor mu slide? slide eğer gözüküyorsa ben görüyorum slide'ı. Arkadaşlar da görüyordur. Görüyoruz, hep görüyoruz. Gözüküyor, evet. Gözüküyor. Bu arada sizin bir şapkanız daha var. Onu atlıyorsunuz. Hatta birden fazla başka şapkalarınız da var. Onu niye atlıyorsunuz? Eğitim işine de girmişsiniz. Bize rakip oluyorsunuz. Ha, ya biz Yok, şaka söylüyorum. Evet. Yani şöyle denizcilik sektöründe var olmak ve denizcilik sektörünün içerisinde yer almak yani bunu hani derler ya bunu ya vizyon için yaparsın ya komisyon için ya da misyon için. Yani bizler Evet. bilmiyorum belki bu işin komisyon tarafında veya vizyon tarafında da olduk. Ama şimdi en son geldiğimiz durak bu işin misyon tarafı. Misyon işin içerisine girince merkeze insan giriyor. Merkeze insan girdiğinde de sahip olduğumuz bütün deneyimleri ve tecrübeleri denizcilik sektöründeki kardeşlerimize veya evlatlarımıza verme gibi bir sorumluluk da doğuyor kendi kendine. Bu öyle bir şey ki yani saç ayağının yani diğer parçaları da çok sağlıklı şekilde oturmak zorunda. Biz her geçen gün büyürken hem kadrolara ulaşmak hem de sektörün ihtiyaçlarını yakından takip edebilmek ve onlara da çözüm oluşturabilmek için yaptığımız yatırımları bu mihmayede değerlendiriyoruz. Günün sonunda şöyle bir şey çıktı karşımıza. Yani ben Deniz Ticaret Odası yedek yönetim kurulu üyesiyim ve TÜDEV yönetim kurulu üyesiydim. Tabii bu işe gelince TÜDEV'den de istifa etmek zorunda kaldım. Çünkü aynı iş kolları etik dışı bir şey olmasın, bir hareket olmasın diye böyle bir istifa ettim. Ama ekol denizcilik günün sonunda biz ekol denizciliği alıp yaklaşık 27 yıl önce gerçekten Türk denizcilik sektöründe güzel bir imza atmış bu firmayı alıp tekrar olması gerektiği yere getirmeyi hedefledik. Ve dolayısıyla sektördeki boşlukları da eksiklikleri de görüp en azından bizim de bunda şeyimiz olsun, tuzumuz olsun ve sektörün gelişiminde özellikle sektörün içerisindeki denizci kardeşlerimizin gelişiminde katkımız olsun diye kendi vizyonumuzla ekol denizciliği kendi bünyemize kattık. Ve şimdi tabii pandemi sürecinden dolayı herkes bir sürü sıkıntılar yaşıyor. Ancak sizler gibi bizler de böyle uzaktan eğitim yollarıyla veya farklı eğitim yöntemleriyle evlatlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ve sektöre daha nitelikli, daha kaliteli insanlar kazandırmayı ve onları iş güç sahibi yapmayı bir hedef edindi kendimize. Özellikle sizler tabii bir üniversite olarak bu sıkıntıyı yani üniversiteye gelen çocuklar açısından belki böyle bir sıkıntı yok ama günün sonunda üniversiteye gidemeyen, imkanları olmayan veya daha kısa zamanda bir meslek sahibi olmak isteyen bir nevi meslek okulu gibi değerlendirin burayı 2 yıllık. Şimdi bunun içerisine de böyle İngilizce katkılı veya İngilizce destekli 2 yıllık eğitimlerle Anadolu'daki kardeşlerimizi, evlatlarımızı bu okullarla buluşturup denizcilik sektörüyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah
onlara böyle hani onların hayatlarına da bu şekilde bir dokunmuş oluruz. Maltepe'de güzel bir yere geçtik. Bir gün inşallah sizi orada ağırlamaktan büyük mutluluk duyarım. Büyük bir keyif duyarım. Dolayısıyla bizim o şapkalarımızdan bir tanesi de bu oldu, eğitim. Çünkü malumunuz bizim denizcilik sektörümüzün en büyük noktalarından veya en eksik noktalarından bir tanesi deniz adamlarının lisan konusu. Biz bu konuyu çok önemsediğimiz için yani İngilizce tabanlı bir eğitim verme gibi bir hedefimiz var. İnşallah bu noktada da somut adımlar yani attık ve yakın bir zamanda da meyvelerini görürüz. Hocam, dolayısıyla bu da bizim şapkalarımızdan İnşallah. Diğer bir tanesi. Ama ben arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin dikkatini şu noktaya çekmek istiyorum. Bu slide aslında her şeyi gösteriyor. Yani son derece basit, anlaşılabilir ve bu kardeşlerimizin bundan sonraki hayatlarını dizayn ederken, özellikle denizcilik sektöründe dizayn ederken öncelikle pazar paylarına bakarak şekillendirmeleri çok çok önemli. Ama bu işin hani oran noktasında yani oranına bakmamak lazım. Yani şimdi bakın supply dediğimiz zaman biz %100 bir parçanın 2.3'ünü teşkil ediyoruz. Yani 2.3 dediğimiz zaman ya işte burada bize ekmek yok tarzında değerlendirilmesin. Ben kendi mesleğimi yaklaşık 20 sene önce 9 Eylül Üniversitesi'nde denizcilik firmalarında tedarik ve yönetim dersi vererek çocuklarımızı o zaman tedarik sektörüne kazandırmaya çalıştım. Yaklaşık 3 yıllık öyle bir eğitim sürecim oldu. Çocukları tedarik sektörüyle tanıştırmak için. Çünkü nitelikli ve kaliteli temsilcilerimiz olursa her bu bölümlerde, işte biz tedarikten bahsettiğimiz için, yani merdiven altından kurtarırsak tedarik sektörümüzü, nitelikli ve işlerine hakim, işlerini bilen, bu konuda ihtisasları olan, uzmanlıkları olan kardeşlerimizin elinden çıkarsa bu işler, Türkiye bu noktada daha fazla Türkiye'ye gelen gemilerin pazarından daha fazla pay almış olurlar. Çünkü günün sonunda kaliteli hizmet kendi iş potansiyelini de otomatik olarak doğurmuş oluyor. Yani bizden gemiye çıkan veya gemiyle direkt veya indirekt kontak halinde olan her bir kişinin o ülkenin ateşisi olduğu anlamına gelir diye düşünüyorum. Hocam mümkünse o slide dursun. Tamam. Ben onu tekrar açacağım şimdi. Yanlışlıkla kayboldum. Hiç problem. O slide üzerinden devam edeceğiz inşallah. Tamam. Geldi mi şimdi? Yok hocam. Tamam, onu hemen şimdi yayınlıyorum tekrar. Okey. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Ufak bir zoom atacağım tedarik sektörüne. Benim kendi yapmış olduğum araştırmalarda dünyada malum yani şöyle 60-65 bin parça bir gemi var ve bunların gıda ve gıda dışı tedarik rakamı yıllık yaklaşık 7 milyar dolar civarında arkadaşlar. Yani bakın o 2.3 dediğimiz yani %100'ün 2.3'ünü oluşturan tedarik payının rakamı benim yaptığım çalışmalara göre 7 milyar dolarlık bir pazar. Dünyadaki bu pazardan bahsediyorum. Peki onu indirelim, aşağıya doğru gelelim. Kendi ülkemize doğru bir hesap yapacak olursak. Bizim ülkemize de biraz önce Barış ve Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi yaklaşık 40 bin parça gelip gidiyor. Ama biz 60 bin parça gemileri de gördük. Hadi 40 bin parça gemi üzerinden de gitsek yaklaşık normal şartlar altında 1 milyar dolara yakın, yani 900 milyon dolar çok rahatla diyebiliriz, bir şeyden bahsediyoruz, bir pazardan bahsediyoruz. Peki bu pazarın yüzde kaçını gerçekleştirebiliyor buradaki tedarikçi arkadaşlarımız yani bizden?
Bunun yaklaşık yani %20, %25'ini gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla... Geldi mi ekran? Evet geldi hocam. Çok teşekkür ederim. Bu %2,5'un bile kendi içerisinde oluşturduğu rakama bakarsanız ciddiye alınabilecek bir rakam. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki hayatınızı kurgularken bunların hepsini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bakın biraz önce işte Barış kardeşimin bahsettiği yağ temelde o yağ işini yapıyor ve su işi yapıyor. Bakın o da 3 aşağı 5 yukarı %2 oranında denk geliyor. Bu spendable materials dedikleri consumable yani kullan at tarzındaki malzemeler %4,5'u oluşturuyor. Repair ve maintenance %7,5'u oluşturuyor. Yani bir geminin running cost'unda %7,2'yi tamir bakım karşılıyor. Bunun management, yani tabii running cost'un bir management ayağı da var. O da %5,5 oluşturuyor. Diğer giderler 6,4'ü oluşturuyor. Yedek parça 9,7'yi oluşturuyor. Sigorta 8,4'ü oluşturuyor. Dry dock dediğimiz biliyorsunuz her 2 yılda bir, her 5 yılda bir, 2 yılda yarı, işte 2 yılda bir geçici, 5 yılda bir kalıcı olmak üzere gemilerin bakımları, onarımları olur. %23,7'yi oluşturuyor ve en büyük rakamı da geminin üzerindeki personel oluşturuyor. Yani aslında bir geminin günlük running cost'unu oluşturan rakamlar bunlar. Burada herkese bu alanlarda kimler ne yapıyorsa herkese bence ekmek var diyorum. Yeter ki uzmanlıklarına göre, yeter ki heyecan duydukları alanlara göre o alanlara odaklanabilsinler ve o konular üzerinde yoğunluk gösterebilsinler. Ama denizcilik deyince tabii ki sadece national ulusal olarak düşünmemek gerekiyor. Biliyorsunuz denizcilik dünyada sınırları olmayan muhteşem bir sektör. Ben dünyada sınırları olmayan tek sektördür diyorum hatta. Ve din bugün şunu da çok iyi biliyorsunuz. Dünya ekonomisinin yaklaşık %80-85'i deniz yoluyla taşınıyor. Hatta çok rahatlıkla %85'i diyebilirim. Bu da şu anlama geliyor. Çünkü halen en ucuz taşıma sektörü. Günün sonunda yarın daha ucuz bir taşıma alanı oluncaya kadar bu sektör ayakta duracak ve devam edecek. Özellikle pandemi sürecinde de biz gördük ki denizcilik sektörü aslında denizcilik sektörü dünyanın atar damarlarını oluşturduğunu düşünüyorum. Yani eğer bu atar damarlar durmuş olsaydı gerçekten bugün dünyada çok büyük bir kaos yaşanırdı. Her şey durdu ama lojistik durmadı. Özellikle denizcilik hiç durmadı. Durmadan ülkeler arasındaki ihtiyaçları karşılamaya devam etti. Yani bu da şu anlama geliyor. Bu kadar büyük bir kriz veya bu kadar büyük bir problem olduğu zaman dahi dünyada bu hareketlik devam ediyor. O zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki denizlik sektöründe var olmak veya denizlik sektörünün herhangi bir bölümünde olmak bence çok güzel bir tercih. Yani siz de bu anlamda burada bulunan arkadaşların bu konuda çok iyi bir tercih yaptıklarını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve burada en güvenilir ve en sürdürülebilir sektörlerden bir tanesi. Hatta başında olduğunuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben biraz daha özele ineceğim ve toparlayacağım sözlerimi. Buradan yola çıkarak biz bunun ekmeğini nasıl yiyoruz? Bizler de bugün biraz Türkiye'de böyle sıra dışı bir tedarik yönetim biçimimiz var. Aslında biz bir tedarik yönetim şirketi konumuna geçtik. 100 ülkede 1500 noktada bir tedarik network'ümüz var bizim. 100 ülkede 1500 noktada bir tedarik network'ümüz var. Ve bir müşterinin ama
yerel ama uluslararası bir müşterinin dünyadaki bütün ihtiyaçlarını, gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını bir adresten karşılayabilecek noktaya geldik. Biz ortalama ayda 600 parça gemiye, 600-650 parça gemiye hizmet veriyoruz. Hedefimiz bunu yaklaşık önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2000-2500 parça gemiye çıkartmak. Dolayısıyla bizim işimiz Türkiye ile sınırlı değil. Bizim işimizin hatta %15'i, %20'si Türkiye'de oluyor. %80'i Türkiye dışındaki limana, denize kıyısı olan ülkelerde oluyor. Ve dolayısıyla bizler tek adresten, tek ödeme şekliyle ve tek adres olarak dünyada bütün müşterilerimizi bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir noktaya geldik. Bizzat kendimizin gerek Hollanda'da gerek Yunanistan'da kendi pazarlama ofislerimiz var. Yani şirketlerimiz var. Burada da tabii bunları yaparken biraz da işin içerisine farklı bir renk kattık müşterilerimize yönelik. Bu işin içerisine artık sadece tedarik gemilerin ihtiyaçlarını karşılamak değil, bir de katma değer oluşturarak hizmet verebileceğimiz bir ürün grubu, ürün range'i oluşturduk. Bunlardan bir tanesi Dick Chilling dediğimiz, yani günlük adam başı bir rakam üzerinden anlaşarak, günlük adam başı bir rakamdan anlaşarak dünyanın her tarafında aynı rakama o hizmeti karşılayabiliyor olmamız. Bu noktada bizim kontratlı yaklaşık 300 tane gemimiz var. Yani bir müşterimizin 10 tane gemisinin olduğunu farz edecek olursak, günlük bir adamın alacağı 2500-3000 kaloriyi güvence altına alarak ve küresel anlamda uyguladığımız tek fiyat politikasıyla her yerde bu ihtiyaçlarını o bütçeyle karşılayabiliyor olmamız. Bu şu anlama geliyor: armatörün üzerinden çok ciddi bir tedarik konusunu, yükü almış oluyoruz ve o işe esasında third partilere outsource etmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz bir nevi armatörün satın alma firması, satın alma departmanı gibi çalışmaya başladık. Biraz daha ilerlettik bu işi. Bu sefer dedik ki gemilere artık aşçı ve kamarotlar gönderelim. Aşçılarımızı da ve kamarotlarımızı da kendimiz geliştirelim. İşte ekolü de bir nevi almaktaki hedeflerimizden bir tanesi buydu. Aşçılarımızı ve kamarotlarımızı da yetiştirerek bu gemilere, geminin üzerinde de gerek yemek pişirmeyi gerekse de servis etmeyi kendimize bir hedef edindik ve şu an bu noktada gerek TPAO'nun işte Kanuni gemisi olsun, Fatih gemisi olsun, Marmara'daki Anadolu bir platformu olsun, bunun gibi müşterilerimize de yerinde, geminin üzerinde yemek pişirerek hizmet vermeye başladık. Tabii bunu kuru yük gemileri ve tankerleri de şimdi uygulamaya başladık. Yani buna artık, yani tedarik sektörü bizim, en azından bizim yaptığımız iş, artık depoya malı indir, listeyi al, karşıla, gemiye teslim etten çıkmış durumda. İlave bazı katma değerler oluşturup yeni ürünler geliştirmek zorundayız ve bunun küresel olduğundan da küresel olması gerektiğinden de emin olmamız gerekiyor. Yani deniz sektöründe her ne yaparsak yapalım, ürünümüz küresel olsun, ufkumuz küresel olsun, düşüncemiz küresel olsun. Dünya bizim hizmet verdiğimiz bir platform ve bu hizmetimizi veya bu ürünümüzü nerede olursa olsun çok rahatlıkla verebiliyor olmamız lazım. Genç kardeşlerime de bunu tavsiye ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için de size teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Evet, teşekkür ederiz Vahit Bey. Ben şimdi tabii ki dersin de sahibi olarak hemen size bir soru yöneltmek istiyorum. Lütfen. Diğer arkadaşları pas geçtim, size yöneltiyorum yani. Lütfen. Bu Şipşendel'in karşılığını ne zaman bulacağız Türkçe? Şipşendel'lik aslında Türkçe çok basit. Şipşendel'lik gemi tedariği. Gemi tedarik hizmetidir yani sonuç itibariyle. Ama yani, gemi tedarik etmiyorsunuz siz. Gemiye tedarikçilik yapıyorsunuz. Burada bir düzgün bir kelime bulamadık buna sanki ya.
Vallahi şimdi bazı yani şöyle şipşan der bazı yabancı kelimelerin Türkçe karşılığı gerçekten oturmuyor veya bazı Türkçe kelimelerin İngilizce karşılığı gerçekten oturmuyor. Yani bugün şipşan derlik dediğiniz zaman artık jargon şipşan derlik deyince herkes ne olduğunu çok iyi anlıyor. Ama gemi mesela gemi kumanyacılığı da diyemiyoruz biz buna. Mesela kumanyacılık dediğimiz zaman işte ne bileyim otobüslerde efendime söyleyeyim bazı işte eskiden uçaklarda böyle paketlerin içerisinde gıda, yiyecek, içecek verme gibi de algılanabiliyor. Ama gemi tedariği veya ki gemi tedarikçiliği artık diyelim diye artık yavaş yavaş oturdu. Türkiye'de de dediğiniz ben de gerçekten sizin yaşadığınızı yaşıyorum. Ama bu sonuçta çok önemli değil diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum o kadar önem arz ediyor mu? Mesela bizim Türkiye'de gemi tedarikçileri derneğimiz var. Biz artık gemi tedarikçileri derneği diyoruz. Herhalde gemi tedarikçi demek daha şey olur, daha basit olur. Veya yerinde olur diyeyim. Evet, yani aslında belki şipşen der diye de koysak nasıl olur? Televizyonu televizyon diye getirmişiz. Yani şimdi şöyle dediğiniz çok doğru. Yani öyle bir şey ki mesela Selpak deyince Selpak bir aslında bir peçetenin markası ama Selpak deyince herkes otomatik olarak mendilin kendisi geliyor. Oysa ki o bir markadan ibaret. Adamlar bu işi çok güzel başarmışlar yani günün sonunda bizim zihin dünyamıza da bu kodları yerleştirmişler. Bu da bizim aslında denizcilik yani ben küresel düşündüğümde bunu çok şey olarak görmüyorum. Tehdit ve tehlike olarak görmüyorum. Yani öyle veya böyle dünya denizcilik dili İngilizcedir. Ve dolayısıyla denizcilikle ilgilenen herkesin bu jargonlara veya bu kavramlara hakim olması gerekiyor. Onun için ille de Türkçe karşılığını bulmamıza gerekiyor. Çünkü biz bunu bu Türkçe yani millileştirme gibi bir hedefimiz de olmaması lazım. Onu da söyleyeyim. Yani evet. Bu bizim şeylerimizi bozan bir iş değil. Yani nasıl diyeyim değerlerimizi bizden alan bir şey değil. Bir kavram en nihayetinde. Küresel bir kavram bu. Evet. Şimdi müsaade ederse arkadaşlar çok küçük bir anımı anlatacağım. Ben de eski bir denizciyim. Evet. Kostellerde genellikle kumanya işini 3. kaptanlar yapardı. Bizde de yeni mezun bir 3. kaptan arkadaşımız gelmişti. Red House kolunda kumanyacı şipçiler geldiği zaman ona sipariş verecek. Red House'tan işte yeşil biberi nasıl bulacak? Etin çeşitli şeylerini nasıl bulacak? Efendime söyleyeyim patlıcanı aubergine mı diyecek, eggplant mı diyecek? Yani böyle tedarik zamanı gelince limana yaklaştıkça kara kara düşünüyordu. Sonra o gitti bir tane pratikten bir adam geldi. Adam ne yapmış? Bir tane defter oluşturmuş. Bütün kumanyaların resimlerini koymuş. Şipşenler geliyor. 10 kilogram this diyor. 5 kilogram this diyor. İşi bitiriyordu yani. Evet. Bir de Springlerin hikayesi vardır. Bu çeviriden bahsediyoruz ya. Springs diye geçer bu. Gemilerdeki hani yangın söndürmeyle ilgili hadiseler. Mustafa Bey daha iyi bilir. Bizim aklı evvellerden bir tanesi Spring'i aynı yazmış, esiler olarak tercüme etmiş, Spring'ler olmuş yani. Şimdi bir arkadaşımız soruyor, personelin bir günlük gıda maliyeti kaç dolar? Ben şöyle söyleyeyim, bu soruyu direkt kendime alıyorum. Çünkü Yakıtı sormadılar, yağı da sormadılar, su da sormadılar. Evet. Bu sorunun muhatabı benim. Aslında... Yani benim bildiğim kadarıyla eğer Türkiye hudutlarında yani bir kişinin yani bir kişiye verilen günlük paradan bahsediyoruz. Bu 35 lira falan civarında. Ama uluslararası ben ortalama benim Türkiye'deki ve yurt dışındaki müşterilerimin rakamlarını göz önünde bulundurduğumda yani 8,5 dolar, 9 dolar gibi bir rakamı görüyoruz. ITF standardı mıdır bu? Efendim? ITF standardı mıdır efendim? Yani onun o standart olduğunu düşünmüyorum. Yani onun da o standart yani ben biliyorum dersem şu an yalan söylemiş olurum. Ben de bilmiyorum onu. Ama bizim müşterilerimize verdiğimiz ortalama rakamı söylüyorum bunu. Yani 8,5-9 dolar civarında. Tamam.
Çok teşekkür ederiz efendim. Araya bir girebilir miyim? Şimdi ikinize de Vahit abi ve Muhammed hocam ikinize de attım. Esasında bu her sene gemi adamları İHA bedeli tespit tutları diye belirli kuruluşlar tarafından yapılıyor. Maalesef esasında bu Avrupa'da Vahit abinin bahsettiği 8-9 dolarlarda hatta daha yüksek olan ülkeler var. Her ülke kendisi evet. belirliyor. Bizim ülkemizde maalesef bu 35 TL olarak belirleniyor. Evet, 35 TL. Yani onların öngördüğü bir insan 35 liraya günde 3 öğün karnını doyurur diye yapıyorlar. Tabii bu biraz asgari ücret falan da işin içinde olunca onları da hesap ediyorlar. Hani evet. Ama maalesef tabii ki 35 liraya böyle bir şey olamayacağı için denizcilik uluslararası bir iş olduğu için gemilerde yabancı personelde çalıştığı için bunu yanlış bilmiyorsam işte 8-9 dolarlar limitlerini baz alıyor bütün dünya geneli. Yükseğini evet. veren var, aşağısını veren yok. Evet. Muhammed hocam şunu ilave etmek istiyorum. Arkadaşlar yani bu şey değil. Zaten bizim yani dünyada armatörler bir kere 3 tane şeye çok dikkat ediyorlar. Gemi personelinin yediği kumanya. Çünkü geminin üzerindeki en önemli motivasyonlardan bir tanesi o. İkincisi zamanında aldıkları maaş. Üçüncüsü de tatilleri. Yani bunu ben gerçekten bu 35 yıldır edindiğim tecrübede de bunu çok açık ve net bir şekilde görüyorum. Bugün armatörler yiyecek konusunda gerçekten iyiler. Yani personel ben en azından muhatap olduğum kesim olarak söylüyorum. Tabii ya personelin yiyeceğini kesen veya personelin yiyeceğinden saving yapmaya çalışan kişi bence o denizci değildir ya. O gidip başka bir iş yapması gerekiyor. Çünkü bakın biraz önce çok güzel bir tablo gösterdik. Running cost'un %2,5'unu gıda oluşturuyor. %2,5. Ben o kadarını söyleyeyim size. Dolayısıyla evet. Gemici ne kadar güzel beslenir, ne kadar güzel yer, ne kadar geminin üzerinde motivasyonu yüksek olursa, maaşını da zamanında alabiliyorsa ve sürdürülebilirlik öyle geliyor. Çünkü bunlar çok küçük rakamlar. Her ne kadar Barış kardeşim biraz önce de teyit etti 35 lira gibi görünse de bizim armatörümüz hiçbir zaman böyle 8-8,5 dolarların aşağısına personelini yedirmiyor. Yani Türk armatörü için de bunu söyleyebilirim. Yurt dışındaki armatörler için de bunu söyleyebilirim. Yani genel olarak bu noktaya büyük dünyada büyük bir hassasiyet gösteriliyor düşünüyorum. Bunu gerçekten bir saving gibi gören bir kesim var mı? Var. Ama ben de onları o kategoriye koymuyorum yani. Evet. Çok haklısınız bu konuda da. Şimdi bu soru direkt Barış